Saat 4-4.30'da kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıp evdeki işleri görüyoruz. Tarlaya geliş. Akşamdan bıraktığımız tenteler düzeltiyoruz. İşleri yapıp ondan sonra tekrar yeniden başlıyoruz. Ben Fatma Salman. Arıtaşı köyünde doğdum. Arıtaşı köyünde yaşıyorum. Şu an. Küçüklüğümüzden beri yaptığımız iş zeytincilik. Doğduğumuzdan beri annemizin sırtında başladık. Zeytinciliğe. Belli bir dönem dağlarda da çalıştık. Evlendikten sonra bu işi yapmadık. Dağ işini. Zeytin işinden hiç kopmadık. Sürekli zeytin işi yapıyoruz. Tarlaların işini. 12 ay tarlalardayız. Dağlara arada özlem var. Yazın arada gidiyoruz. Çalışmaya da ormana. Şu an maddiyattan çok maneviyat tarlaya beni bağlıyor. Geçmişi anımsamak, ağlamak, özlemek o da güzel bir şey. Üzülmezsem suçluluk duyuyorum böyle. Üzülürsem, ağlarsam, onu anarsam daha iyi hissediyorum kendimi. İki çocuğum var. İkisi de dışarıda. Eşim emekli tarih öğretmeniydi. O vefat ettikten sonra ben tek başıma bu sene. Zeytin az olduğu için mahsulünü üstünde vermek istemedik bu sene. Vermek istemedik değil, almak isteyen olmadı. Bu işi çok seven olmadığı için üstünde de çok mahsul yoktu.
almak istemedi kimse. İşçilik zor, pahalı, masraflı. O yüzden hadi ben dedim kendim yaparım. Yani olacağı 50-60 çuval zeytin. Onu da ben tek başıma hallederim dedim. Her şey makina. Tek başına olmaz o işler de işte makinayla oluyor. Biraz da cesaret geldi. Eşim öldükten sonra işte traktör kullanmaya başladım yavaştan. Makinaları kullanmaya başladım. Bir cesaret. Bu sene dedim böyle olsun. Denemek amaçlı. Buralardan da kopmak istemedim. Ömrümüz buralarda geçtiği için. Çok böyle dediğim gibi maneviyat çok daha ağır basıyor. Maddiyattan çok maneviyat ağır basıyor. Beraber yaşadığımız her ağacın dibinde her yerde anımız var. Kopmak istemedim. İleride nasıl yaparım, yapar mıyım, yapmaz mıyım onu da bilmiyorum bu zeytin işi. Ama şu anda çok yeni. 13 ay oluyor. Eşim vefat edeli. Evden daha çok dışarıda vakit geçirdiğimiz için biz tarlada, bahçede, ondan gittiğim yerlerde. Daha çok vakit geçirmek istiyorum. Şu anda da bunları yapmaya çalışıyorum. İşte zeytin işinden çok bazen tarlaya geliyorum, hiç çalışmadan geri gidiyorum. İnsan çok duygulanıyor. Hani zaman denen bir şey var. Aslında zaman hiçbir şeyi unutturmuyor. Zaman içinde bununla yaşamayı öğreniyor. Yaşamaya alışıyor. Aynı. Ne acısı geçiyor, ne anısı siliniyor. Daha çok böyle canlanıyor gözünde. Sesi kulağında, yaptıkların, ettiklerin. Sürekli onu anıyorum tarlada da. O yüzden çok istiyor tarlaya gelmeyi. İşte ehliyet almaya karar verdim. Traktörü yavaş yavaş sürmeye başlayınca bir deli cesareti. Cesaret geldi. Ehliyete gittim yazılmaya. Abla bu yaşta ne sorun var diyor. Ben 59 yaşındayım. Abla niye alıyorsun diyor. Dedim köyde yaşıyorum. Çok zor işim. Ulaşım çok zor köye. Bir şey yok. Araba kullanmam lazım benim dedim. O zaman dedi sana dedi otomatik yapalım daha kolay kullanırsın. Ama ben dedim traktör de kullanıyorum. Yavaştan yavaştan dedim. E işte onunla hem zeytin işi bu sene hem de o bana ehliyet bir şey oldu. Kurslara gündüz tarlaya geldim. Akşam üzeri kursa gittim 4.30 otobüsüyle. Kendi işimi kendim görecek kadar ayakta durmaya çalışıyorum. Hayata bir bağ oluyor benim için bunlar. Buralarda dediğim gibi Ali çok küçüktü. Tomris küçüktü. Kayınpederim rahmetli sağdı. Eşim de öğretmenlik yapmaya gidiyordu. Biz beraber geliyorduk kayınpederimle. Çocuklara salıncak kuruyorduk, yan salıncak buraya. Orada uyuyorlardı, kalkıyorlardı. Kayınpederim onlara bakıyordu. Ben de işleniyordum böyle tarlada. O yüzden tarlalığı çok seviyorum. Vaktim onlarla geçti birçok kişiyle. Bir de ben küçük evlendim. Küçük yaşta. Annem babamdan çok eşimin ailesiyle vakit geçirdim. Onların yanında büyüdüm diyebilirim. 16 yaşında evlendim ben. Pişman mısın desen değilim.
bu kadar erken yaşta eşimi kaybedeceğim bilsem daha önce evlenirdim sanki. O kadar. Kızım Hacettepe çocuk gelişiminden mezun. Denizli'de. Selver Gazi'de çocuk gelişim uzmanı. Orada görev yapıyor. Oğlum İzmir'de. Kendi işini kurdu. Restoranında. Çalışıyor. Onlar her gün arıyorlar. Ne yaptın, ne ettin? Bir hal hatır. Ama ne olursa olsun uzaktalar. Ha burada olsalardı bizim yaptığımız iş karın doyurucu bir iş değil. Çok emeği var. Anneyi babayı bırakmak istemeyenler, köyde yaşayanlar bile dışarıda çalışıyor. Edremit'te çalışıyor, köyde oturuyor. Sabah 7.30'da otobüs geliyor, ondan gidiyorlar. Akşam 5.30'da tekrar var, işçileri götürüp getiriyor. İşçi dediğimiz işte belediyede çalışıyor, bir yerlerde çalışıyor, benzinliklerde, marketlerde. Onları götürüp getiriyor otobüs. Ama zeytincilikte gençleri tatmin etmiyor. Haklı olarak. Maliyet çok yüksek. Düşündüğün zaman alıcının yerine koy kendini. Düşünüyorsun şu an 100 lira yılbaşından sonra daha fazla diyor fiyatını. Alıcı tarafından bunu diyoruz ki biz üretici olarak. Kim yiyecek acaba 100 liraya? Bu yağı kim yiyecek? Merak ediyorsun. Ama 100 liraya bize de kurtarmıyor. Yarın bir gün biz gübreyi kaça alacağız? Geçen sene 800 liraydı çuvalı. Bu sene kaç olacak bilmiyoruz. Bu sattığını yerine koyamazsın. Takip etmek çok zor. Emekli olduğumuz için çok şeyden beklentimiz yok. Bize yetiyor ama gençlere yetmiyor. Onların yaşam koşulları daha farklı. Ben çocukların yanına gidiyorum gezmek için. Bir hafta 10 gün kalıyorum. En çok tarlaları özlüyorum. Gelir gelmez tarlaya, bahçeye. En çok oraları özlüyorum. Büyük şehirlerdeki 50-60 yaşı daha çok anlıyorum. İnsanlar diyorum sakinlik, köy havası. Haklı olarak istiyorlar. Ya da biz alışkın olduğumuz için köye özlüyoruz. Biz eşimle tarlada çalışırken ben daha çok iş odaklıydım. İşe odaklı. O olsun, bu olsun. O manzara olsun, çevre olsun. Bak şuna, bak buluta, bak ağaca. İşte sabah güneş doğarken tarlaya geldik mi hemen fotoğraf şeyini alırdı. Güneş doğarken çekerdi, beni çekerdi. Daha çok böyle hani doğayla. Ay çok güzelmiş. Fatma şuraya bak. Buraya bak. Şu şöyle. İşte bak kuşlar ne güzel. Ben daha çok böyle iş odaklıydım. Ay Turgut ona bak, Can'a şuna bak. Ay buna bak, Can'a buna bak. Şimdi sabah evden çıkıyorum. Güneşin doğuşu, ses. Çok güzelmiş. Pişmanlıksa pişmanlık. Ben o zaman çok pişman oluyorum. Keşke diyorum ne kadar güzelmiş. Oturup çay içseydik, kahvaltı etseydik niye çalıştık ki bu kadar çok? Çayımızı içip güneş doğarken hani onun istediği gibi. O çok böyle doğayla falan severdi. Ben de iş olsun, hadi çabuk, hadi çabuk daha çok. Şimdi onu daha çok anlıyorum.
Güneşin şu anki havada aralığın 14'ü bugün. O kadar güzel hava. Bahar gibi. Otur çay iç, tadını çıkar. Soğuk havanın da güzelliği vardı. Şimdi daha çok öyle yaşamaya çalışıyorum. Belki de onun hani doğrultularında mı yaşamaya çalışıyorum, neyse. Ama pişmanlık. Burada aşağıda çam ağacı var bir tane büyük. Onun dibine şey yapmış. Şöyle oturmak için yer yapmış. Dayanmak için geriye böyle bir şeyler yapmış. Koltuk gibi. Ben de çocukların yanındayım. Bana fotoğraf atıyor. Fatma bir yer yaptım. Çok güzel. İşte şöyle görmen lazım, böyle görmen lazım. Fotoğraflarını çekiyor, atıyor. Nasıl methediyor, nasıl övüyor. Ben de sanki bir şey yaptı. Paletlerden bir tane paleti koymuş. Arkaya da bir tane bir şey. Ay Turgut dedim, bunu mu yaptım geldikten sonra? Fotoğraflarını atıyor, bana nasıl anlatıyor. İşte bir gün akşamüstü gidelim. Sen gel, çay demleyelim. İşte gün batımını orada yapalım. Gel, sen geldikten sonra gidelim. Ben de diyorum, tarlaya gitmişken insan çalışmak için gider. Madem keyif yapacak, insan evde daha güzel yapar diyorum. Şimdi geliyorum onun yaptığı yere oturuyorum, şöyle bir bakıyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Niye kaldırıp da başımızı bakmamışız ki? Ben bakmadım, o çok bakmış. Ya erken gideceği için bakmış o kadar. Bizde bir gelenek vardır. Tarlada çatal bulduğun zaman helva alınır, bahşişe verilir, para verilir, çorap alınır, işte helva alınır, lokum alınır, bir şeyler alınır. Evvelki yıldı işte en son tarlaya geldiğimizde miydi, daha önce yıllarda ben çatal buldum. Dedim çok da güzel çatal dedim. Ne istiyorsun dedi. Bu sefer dedi istediğini alalım. Ritüeli bozalım dedi. Ben de dedim bizim dağın zirvesinde düden vardır. Yaylası, düden yaylası. Dedim yazın dedim beni dedim kahvaltıya götürürsün dedim. Nereye dedi? Düden yaylasına dedi. Oo dedi ne kadar mutlu oldu böyle. Bu fikire dedi bayıldım dedi. Sen dedi çöpten çatal yap, yap bul dedi. Sarı kıza da götürürüm. Oraya da götürürüm. Hiç dedi bu kadar güzel fikirle geleceğini düşünmemiştim dedi. Şimdi çatal bulduk mu? Diyordum ben beni kahvaltıya nereye götüreceğim? İşte düden yaylasına götüreceğim. Yok sarı kıza götüreceğim. Öyle şeylere çok bayılırdı. Doğayı, çevreyi çok seviyordu. Ben şimdi anlıyorum. O gittikten sonra daha çok o yüzden seviyorum tarlayı. Onun gözüyle bakmaya çalışıyorum. Güzelmiş gerçekten. Ben manzarasının bu kadar güzel olduğunu hiç bilmiyordum yani. Güneşin doğuşunun bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. O kadar güzel doğuyor. O zaman da böyle güzelmiş. Anlatmaya çalıştı bana, söyledi de ama ben hiç bakmadım bile. Kafamı kaldırıp bakmadım bile güneşin doğuşuna. Şimdi bakıyorum. Belki ondan çok seviyorum. Çalışmaktan daha çok böyle tarlada vakit geçirmeyi seviyorum. Bizim köy sonradan köy olmuş. Arıtaşı köyüne sonradan gelip yerleşmişler. Daha öncelerden orası zaten bir ismi de Yörük Obası'dır. Yörükler mi duruyormuş? Bu avcılarda da Rumlar duruyormuş. Rum köyüymüş orası. Bizimkiler Işık Bunarı'nda. Bayramiç, Işık Bunarı. O taraftalarmış. Bu tarafa kışın zeytine gelirlermiş. Bu tarafa yalı derler. O tarafta. Yalı yüzü derler. Yalıya gittik. Yalıdan geldik. Orada dururlarmış. Oradan bu tarafa zeytine gelirlermiş. Bakmışlar ki orası... Ya şehire çok uzak, tahtacılık da yapıyorlar. Bu tarafa gelmişler. Bu tarafta tahta kuşlar Mehmet Alan'ı yerleşik köymüş.
O taraflara gelirmiş bizimkiler de buraya Zeytin'e. O köylerde kalırlarmış. O köyde kalırken işte bu tarafa göç etmişler. Buraya gelmişler. Burada da hazır yörük evleri varmış, çıkıklı falan. Onları düzeltmişler, içine girmişler. Daha önce göçer yaşıyorlarmış. Sarıkız'a çıkarlarmış. Bu taraftan gelirler. Orası buluşma yeriymiş Sarıkız'da. Ağustos'un 15'inde eski dedeler, atalar orada buluşurlarmış. Bu taraftan gelenler çıkarmış. O taraftan da Bayramış tarafından da bizimkiler gelirmiş dedeler. Orada buluşurlarmış. Yazları 15 gün işte orada vakit geçirirlermiş. Şimdi de gelenekler devam ediyordu ama şu son zamanlarda yangın, doğa olaylarından gidilmez oldu. Biz çalışmak için gittik daha çok dağlara. Çalışmak için çok çocuktuk o zaman da. Ben 4. sınıfa gidiyordum, hayvanlarla yük çekiyorduk. Şimdi o yüzden de Tahtacı Fatma belgeselini çok severim ben. Kendi yaşantılarımı onda görürüm. Biz öyle küçüktük dağlara çıktığımızda. Ben işte 14-15 yaşından sonra çıkmadım. Ama şu anda da özlüyorum. Yazın çıkardık oraya. Baharda. Önceden ilkokul 4'te, 4. sınıfa, 5. sınıfa giderken ben, babamlar giderdi. Amcamlar giderdi. Halamlar giderdi. Halamın iki çocuğu, amcamlar, amcamın çocukları, bize babaannem bakardı. Biz babaannemin yanında olurduk. 6-7 tane çocuk okula giderdik. Babaannem sabah kalkardı bizi avcılara, taşımalı da yoktu o zaman, yürüyerek giderdik. Babaannem bizi yatırırdı, bir sıralardı. 6-7 tane çocuk. Güzel günlerdi. Bütün amca çocukları, hala çocukları beraberdik. Mayıs'ta kapanırdı o zaman okullar. Babam gelir bizi Mayıs'ta alırlar götürürlerdi. Eylül'e kadar okul açıldı mı yine getirirlerdi, babaannemin yanına bırakırlardı bizi. Gene giderdi onlar. Öyle okuduk. Bizim zamanımızda da köyden çok okuyan kız yoktu. 4 tane bilemedim, 5 tane kızdır benim dönemimden. Sevmezsen çalışmayı. Köyde de zor, şehirde de zor. İnsan olmak zor. İnsanca yaşamak için çalışmayı seveceksin. Köy hayatı tabii ki de zor yapamayana, ama bana kolay geliyor. Bana zorluk gelmiyor. Sabah 4'te kalk, 4.30'da kalk. Kahvaltıydı, yemekti. Akşam yemeği, akşam yorulunca zor oluyor. Gençken akşamdan yapıyorduk, iyiydi de şimdi zor. Buradan gidince hazır olursa iyi oluyor. Sabah böyle yorgun da olmuyorsun, iyi oluyor çalışmak. Ama gençler bizim yaptığımızı köyde yaşasa da şu anda yapmıyor. Şu anda gençlerde herkes yatıyordur evde. Genç işçi tarlada bulamazsın. Gitmiyorlar. Gelin, kız, kim olursa olsun gitmiyor. Sevmiyorlar. Aman bu işi, ben soğukta gidemem, ben soğukta gelemem. Ben onu mu yapacağım? Biz yaşlara da zor gelmiyor. Alışkın olduğumuz için böyle şeylere bize zor gelmiyor. Yapmamız gerek. Yaşamak için. Şu an ben evde yalnız yaşıyorum. Benden hiç yemek getir diyen yok, şu işi gör diyen yok, neden yattın, neden kalktın, neden gitti, şu işi bile bana yap diyen yok. Sevmesem yapmam. Sevdiğim için. Ha bana maddi açıdan bunun bir ihtiyacım var mı? Buna da ihtiyacım yok. Maddi açıdan, ama kendi zeytinimiz, kendi malımız. İşte devam etsin istiyorum. Nasıl olsa diyorum, benden sonra benim çocuklar da yapmaz. Bu zeytin işini yapamazlar. Yapmazlar.
Ne gerek var? Alır yersin, ne gerek var? Markette var. Gerek var mı? Yazın biz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Kışa hazırlık. Damak tadı alışkın olduğumuz için arıyoruz onu. Ama gençler öyle değil ki. Aman ne gerek var? Alıver marketten. Yapıver. Bu kadar uğraşmak, bu kadar emek, onlar bile üzülüyor bizim halimize. Çocuklara sorsan, anne kendini yoruyorsun, anne kendini şöyle yapıyorsun. Yapma, etme, senden isteyen bir kendine göre yap. Kızım ben ne yiyeceğim, ne yapacağım? Kendime kalsa hiçbir şey yapmam. Yani hazır her şeyi alır yerim. Yani bir kişi ne yer? Ama şu an ben kendi ekmeğimi bile kendim yapıyorum. Bir tane keçim var. Onun sütü, peyniri bana da yetiyor. Çocuklara da veriyorum. Damak tadı. Onlar da seviyor şimdi yemeği. Alışkın oldukları için seviyorlar. Ama ne gerek var diyorlar. Bırak şu hayvanlığını gel buraya. İşte dur bir ay, iki ay. Ben diyorum orada duramam bir ay, iki ay. Hayatta vakit geçiremem. Evi özlerim, köyü özlerim. En çok da diyorum tarlayı, bahçeyi özlerim. Oralarda insanla oluyor. Yaparsan oluyor. Tarlalar. Yapmadın mı olmuyor ki. Üçüncü sınıfı bitirdim, dördüncü sınıfa geçtim. Annem beni ilk defa yömiyeye götürdü. Sepeti dolduracaksın. Önünde sepetin olur. Sepeti dolduracaksın, sepeti dolduracaksın. Doldururduk da çocuk işi zeytin toplamak derdi annem. Çocukla yapar zeytin toplamayı derdi. Çok da seviyorduk. Ya da öyle alıştık. Biz tarlalarda, bahçelerde büyüdük. Belki de o yüzden çok seviyoruz. Satın aldığımız hiçbir şey yok burada. Hepsi bahçeden kendi üretimimiz. Bu olmazsa olmaz bizim için. Bu olmadı mı yaşamayız. Zeytinin zorluğu falan zor gelmiyor. Bunu yedin mi? Onikay dibindesin. Zeytin benim için veli nimet. Zeytin yemesem karnım doymaz. Yağ olmasa acım, başka bir şey bilmiyorum. İş desen zeytin işiyle yoğrulduk, zeytin işiyle büyüdük. İşte herhalde başka bir şey yapamam. Benim için olmazsa olmaz zeytin. Zeytinsiz bir hayat ben düşünemiyorum. Zeytinin her şeyi, çeşidini yapıyoruz. Salamurasını, siyah zeytinini, yağını. Yağın varsa
Evinde unun da varsa aç değilsin, karnın toktur. Köy yerde. Yaşam kolaydır. Önce dedim çocuklara, haberi yoktu. Ben dedim ehliyete yazıldım. Anne sen zaten okumayı yazmayı zor yazamıyorsun, okuyamıyorsun. Sen sınava girsen kazanabilecek misin? Sınav ne bilmiyorsun? Hayatında sınav görmedin diye. Bir güldüler, bir şey yaptılar bana. Ben yazıldım dedim. Gidemezsem dosya yakarım, 3 yakarım, 5 yakarım ama gideceğim. Kazanacağım ben bunu dedim. Baya baya kitaptan çalıştım. O da şey bilmiyorum, ilk sınava girdim işte, gözetmen var. 3-4 tane sınav başkanıymış, 4 tane başımızda öğretmen var. İçeri girdik, şeylerin karşısına, ekranın karşısındayız. Ekranda bizi görüyormuş, kameralar varmış, kameralarla gözetleniyormuşuz. Çocuklar da benden genç, oğlum dedim, ben hiç dedim bunu kullanmadım dedim. Bilemezsem dedim ne yapacağım dedim. Teyze dedi hiç korkma dedi. Akıllı telefon kullanıyor mu dedi. E işte açıp kapatıyorum dedim. Ben dedi sana anlatacağım, bu da e işte olur dedi bana. İlk soruyu açtım. Bir görsel soru çıktı. Nereye kaydıracağım, nereye götüreceğim? Dokundum dokundum olmuyor. El ettim kıza. Başımızdaki gözetmene dedim, kızım ben bunu çıkartamıyorum dedim. Bu böyle kaldı benim ekranda dedim. O düzeltti verdi. Bir daha da takılmadım. Hiç geçeceğimden ümidim yoktu. Çıktık dışarıya, hemen şu bankalardaki şeyler gibi, fiş aldığımız şey gibi kimlik numaranla giriyorsun. Çok değişik sistemde, ben hiç sınav görmediğim için çok yadırgadım. Oradan şeyimi girdim, kimlik numarasını girdim. Hemen kazandın diye şey geldi. Bayağı böyle bir titredim. Çocuklar inanamadı. Dediler, güvenlikçi dedi. Teyze dedi, bu yaşta senin dedi derdin ne dedi. Gece 8:30'da akşam sınavda gece. Oğlum dedim, ben köyden geliyorum dedim. Buraya dedim 30 kilometre. Şimdi dedim o dolmuşa bineceğim, taksiye bineceğim, daha köye gideceğim. Teyze otur oturduğun yerde dedi. Oğlum ben mecburum dedim, araba alacağım. Başka türlü dedim olmuyor. Tamam dedi. Hadi sana kolay gelsin dedi. Geçebilecek misin dedi direksiyonu dedi. Ben bunu geçtim ya dedim, hiç onu düşünmüyorum artık dedim. Ben onu nasıl olsa yaparım dedim. Bir ihtiyacını görmek çok zor. İnsanlardan bir şey istemek çok zor. Bana şunu getir desen adam nasıl getirecek? Herkesin işi var, gücü var. Sen de mi uğraşacak? Yaşıyorsan her şeye ihtiyacın var. İnsanoğluna hayat çok kısa. Herkes sevdiği yerde sevdiği işi yapsın. O zaman mutlu olur. Yani şehirde de köyde de, ama köyde yaşarsa, köy hayatını köyde yaşayanlar da sevmiyor. Şehirde yaşayanlar da zorlanır mutlaka köyde, ama doğayı seviyorsa köyde yaşamak kolay. Doğayı sevince. Akışına göre yaşıyorsun köyde. Gün doğumu, gün batımı, saat diye bir şey yok, gün diye bir şey yok. Gün doğumu, gün batımı, geceyi gece yaşıyorsun, gündüzü gündüz yaşıyorsun. Şimdi öğlen vakti diyoruz. Akşamüstü birazdan ikindi vakti diyoruz. Akşam vakti diyoruz. Vakit, gün içinde zaman çok. Şehirlerde öyle bir vaktin yoktur. Öyle bir zaman yok. Saat var orada. Bizde saat yok, vakit var. Karanlık oldu, aydınlandı. Köyde yaşam böyle. Şehirde saatle. Köyde de böyle yaşam var. Ama herkes sevdiği işi yapsın, sevdiği yerde olsun. İstediği yerde olsun. Hayat çok kısa.